Merhabalar, ben Doktor Erol Özer. Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi Göz Kliniği'nde çalışmaktayım. Sizlere kuru göz hastalığından bahsetmek istiyorum. Kuru göz dünyada da ülkemizde de en yaygın göz polikliniklerine başvurma nedenlerinden bir tanesidir. Ve günümüzde de yaşın artması ve yakın çalışma, bilgisayar ve telefon ekranına uzun süre bakmak gibi bir takım yaşam stilinin değişmesiyle birlikte giderek artış gösteren bir klinik durumdur. Genellikle hastalarda batma, kızarma, sulanma gibi şikayetler olur gözlerinde. Gece araç kullanmakta zorlanma, telefon ekranına, bilgisayar ekranına bakarken zorlanma, dönem dönemi de bulanıklık gibi şikayetler meydana gelebilmektedir. Gözyaşı korneanın yüzeyinde bir ince film tabakası şeklinde var olmaktadır. Ve 3 katmandan meydana gelir. En dışta lipid, ortada aköz ve en iç katında da müsin tabakası adını verdiğimiz bir tabaka vardır. Aköz eksikliği, yani gözyaşının asıl komponentinin eksikliği, romatizmal bazı ciddi romatizmal hastalıklar ve otoimmün hastalıklarda sıklıkla karşımıza çıkar. Ama bunun dışında gözyaşının buharlaşmasına bağlı evaporatif kuru göz adını verdiğimiz durum çok daha yaygındır ve en dıştaki lipid tabakanın eksikliğine bağlı olarak gözükmektedir. Bu lipid tabakayı da kapaklarımızın kenarına açılan bir takım salgı bezleri, meibomian bez adını verdiğimiz bezlerin salgıları bunları gerçekleştirmektedir. Gözyaşı tabakasının en dış katı lipid tabakası aynı zamanda gözyaşının stabilitesini ve buharlaşmasını engelleyen bir tabakadır. Eğer meibomian disfonksiyon bu bezlerin düzgün çalışmasını ve kapak kenarından gözyaşına geçişini bloke eden bir patoloji varsa ve bu tedavi edilmezse ne kadar gözyaşı kullanılırsa kullanılsın buharlaşma sonrasında hastalar relatif olarak gözyaşı eksikliğini yine de hisseder halde olacaklardır. Bu yüzden göz yaşı için gerekli olan bu lipid tabakasının salgılanmasını sağlayan bu meibomian bezlerinin fonksiyon bozukluğunun mutlaka tedavi edilmesi lazım. Klasik olarak kullanılan gözyaşı, yapay gözyaşı damlalarına ilave olarak günümüzde modern tedavide IPL, plazma enerjisi ve PRP tedavisi de bu amaçla kullanılmaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.